Herkese merhabalar, ben Gökhan Yılmaz ve şimdi sizlere Gamescom'da deneyim ettiğim oyunlardan bir tanesi olan South Park The Fractured But Whole isimli bir önceki Stick of Truth oyununun devamı niteliğindeki yeni South Park RPG'sinden bahsedeceğim arkadaşlar, kendi görüntülerimle birlikte. Evet, oyunu deneme fırsatı bulduk ve çok yönlü oynayamadık açıkçası. Yani belli başlı kısıtlamalar vardı. Evden çıkmamamız, farklı yönlere gitmememiz konusunda. Ama oyunun yeniliklerini deneyim etmeye fırsatı sunuyordu bu demo bizlere. Burada yeni çocukla beraber yine oyuna başlıyoruz bildiğiniz gibi. Öncelikle oyundan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Oyun bildiğiniz gibi serinin yaratıcıları olan Matt Stone ve Trey Parker'ın yoğun bir şekilde katkılarıyla geliştiriliyor. Ama üzücü bir gelişme var ki o da bir önceki oyun The Stick of Truth Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmişti ki Obsidian bence yeryüzündeki en iyi RPG oyunları geliştiricilerinden bir tanesi. Ama bu oyun Ubisoft San Francisco tarafından geliştiriliyor. Ama bir önceki oyunun ruhunu yansıtmaya devam edecektir diye düşünüyorum. En azından bu demoda da onu biraz fark ettik. Zaten belli başlı bir şey vardı ortaya konulmuş. Onun devamını getirecekler ve birkaç tane yenilik ekleyecekler. Bu oyunda yine Matt Stone'la Trey Parker'ın isim konusunda hani yaratıcılığını görüyoruz aynı zamanda. İlk başta ondan bir bahsedeyim. South Park The Fractured But Whole ismindeki oyun. Daha önceden oyunun ismi But Whole of Time olarak düşünülmüştü. Buna isimde pek hoş olmayacağı için But Whole ismindeki bir ismi oyuna vermenin. O yüzden Fractured But Whole isminde yine onu o anlama gelecek benzer bir isim bulmuşlardı oyuna. Oyunda hikaye gereği yine daha önceki RPG dünyasında büyülü güçlere sahiptik. Bildiğiniz üzere büyülü bir sopamız vardı ama bu sefer süper kahramanlara bürünüyoruz South Park dünyasında Cartman ve arkadaşlarıyla beraber. Yine mahalleye yeni taşınmış bir çocuk olarak oyuna giriş yapıyoruz. Ben şu anda etrafı araştırıyorum. Erin annesinin odasında yine hoş olmayan objeler falan buldum. Tuvalete gidiyorsunuz. Yine bir tuvalet yapma mekaniği bulunuyor oyun içerisinde. Bunu biraz zorladım ben biraz tabii. Bunun dışında bir de tabii ki oyuna beraber viral olarak sunulan bir ürün vardı. Nautilus Rift diye. Belki görmüşsünüzdür. Nautilus Rift'i Oculus Rift ile beraber kullanmanız için tasarlamışlar. VR gerçeklik yerine burada bizlere oyundaki osurma mekaniğini koku olarak yansıtmaya çalışan bir üründü. Orada Gamescom alanında bu vardı ama ben denemedim açıkçası. Kokular konusunda biraz hassasım. Ama aldığım duyumlara göre hani osuruk kokusu değil de gerçekten de kötü bir kokuymuş. Yani ondan daha kötü bir kokuymuş hatta. Siz oyunda osurduğunuz zaman size o kokuyu salgılıyor. Bu tabii ki gerçek bir ürün değil. Yani öyle sağda solda bulup satın alabileceğiniz bir ürün değil. Bu arada etkileşime geçebileceğim objeleri sarı olarak görüyorsunuz yine aynı şekilde olduğu gibi. Evet, Fractured But Whole'da eklenen yeniliklere değineceğiz birazdan. Combat sistemine girdiğimiz zaman özellikle. Ben şu anda etrafı keşfetmeye devam ediyorum. Az önce Cartman'ın odasından şifresini öğrendim alt kata giriş için. Ve onu gireceğim ama eksik kalan bir yer olmasın, her tarafa göz atayım diye bir kolaçan ediyorum. Bu arada yanındaki Ubisoft çalışanı da arka kapıdan çıkma, ön kapıdan çıkma diye beni sürekli kısıtlandırıyordu. Sadece evin içinde durmamız gerekiyor burada. Şifreyi doğru bir şekilde giriyoruz ve kısa bir ara video girecek şimdi. Oyunun hikayesinde arkadaşlar Coon and Friends'i biliyorsunuzdur eğer South Park izliyorsanız. Cartman ve ekibinin oluşturmuş olduğu çakma süper kahraman grubu. Bunlar Netflix'in serileri üzerine bir konuşma yapıyorlar. Yeni bir film üzerine çalışmaları gerekiyor. Ama ekipte çatışma oluyor ve ekibin bir kısmı ayrılıyor burada bizlerden. Ve onlar Freedom Pulse isminde Coon and Friends'e rakip olacak ayrı bir grup oluşturuyorlar. Ve böylece South Park çocukları ikiye bölünmüş oluyor. Bunlar da bizim düşmanımız oluyor böylece. Biz Cartman'ın ekibine giriyoruz. Burada Cartman bizlere belli bir background oluşturuyor. Yani her süper kahramanın biliyorsunuz ki belli bir geçmişi vardır, bir şeyler yaşamıştır. Ve ona süper kahraman kazandıran belli başlı şeyler gerçekleşmiştir. Burada Cartman da bizlere hemen kafasından bir şeyler sıkıyor. Ve karakter seçme ekranına giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 12 tane sınıfımız var. Bunlar Brutalist, Blaster, Speedster, Elementalist, Gadgeter,
Mystic, Cyborg, Physic, Assassin, Commander, Netherburn, Karate Kid olmak üzere bayağı bir çeşitliliğe sahibiz. Ayrıca bunları seçtiğimiz zaman sadece bunları seçmekle sınırlı kalmıyoruz ve bunları kendi aralarında da kombolarla birleştirebiliyoruz. Birinin özelliğini bir başkasına aktarmak gibi. Bizim buradan seçebileceğimiz sadece Speedster vardı. Speedster. Zaten 3 tane sınıf görüyorsunuz şu anda aktif olan ve onlardan sadece Speedster'ı seçmemiz gerekiyordu. Diğerlerini muhtemelen henüz tam anlamıyla gerçekleştirmemişler, oyuna eklememişler. Seçiyorsunuz ve buradan sonra bir background, hani geçmişimizle ilgili hikayeye geçiyoruz. Ben o kısmı çok fazla hem size spoil olmaması açısından geçiyorum arkadaşlar. Devam ettiğimizde ise bir kasabada olduğumu görüyoruz. Kıyafetlerimizi giymişiz, artık oyuna daha aktif bir şekilde başladığımızı görüyoruz. Burada yine sağ tarafa gitmem yasaktı benim, sol tarafa gitmem gerekiyordu. Burada bir arkadaşımızın yardımıyla beraber, gördüğünüz gibi onun özelliklerini kullanarak çatıya çıkıyoruz ve orada bir kutu var. Kutuyu açıp içerisinden işte yine etrafta da bolca bulacağınız gibi yeni silahlar, yeni objeler edinebiliyorsunuz. Bundan sonra çocuklarla bir karşılaşmaya giriyoruz arkadaşlar. Hani akış ve diyaloglar falan oldukça eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Hani bir nevi sanki South Park bölümü izliyormuşsunuz hissini uyandırıyor. Çocuklar kavga etmeye başlıyorlar. Kavganın ortasında, sokağın ortasında olduğumuz için, tamamen hayal gücümüzde oluşmuş olan bir dünya da olduğu için bir ara araba geliyor. Araba diye bağırıyor herkes ve kenara çekiliyorlar. Savaşa ara veriliyor o sırada. Araba geçtikten sonra savaşa kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Kombat sisteminde gelen yeniliklerden bir tanesi arkadaşlar, artık turn-based stratejinizi yaparken karakterinizi tek bir noktada sınırlandırmıyorsunuz. İstediğiniz gibi etrafta gezebiliyorsunuz gibi, bu çok daha derinlik getiriyor sizlere. Hani hangi açıdan vurursam, nasıl neyi kullanırsam daha efektif olurum diye bunun üzerine düşünmeniz gerekiyor. Hani bir saldırınız alan atıyorsa, arkasına da etkiliyorsa, o yüzden ona göre pozisyonlanmanız gerekiyor. Bunlar da bayağı bir şey değiştiriyor. Süper güçlerimiz de yine oldukça eğlenceli. Karakterlerimizin yine farklı sınıflarda olmasından dolayı biriyle işte kendinize can basarken diğerini tank olarak kullanıyorsunuz. Siz bu sırada DPS yapıyorsunuz, işte daha fazla hasar vermek için çabalıyorsunuz vesaire. Seçmiş olduğunuz sınıfa göre kombat sistemi oldukça eğlenceli. Bunun dışında bir de osuruk mekaniğini deneme fırsatı bulamadım. Burada yok sanıyorum ki. Onda da hani sıranın size geçmesini sağlayacağınız belli başlı olaylara neden olabiliyorsunuz. Onları sağlayabiliyorsunuz. Evet, South Park The Fractured But Whole hikayesiyle, yine South Park eğlencesiyle ve mizahıyla oldukça eğlenceli bir oyunu gibi duruyor arkadaşlar. Demo beni eğlendirmeyi başardı. Tabii ki daha uzun bir süre oynamak gerekiyor ama ilk izlenimlerim olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Oyun 6 Aralık'ta çıkışını yapacak. Umarım Obsidian'ın bizlere sunmuş olduğu eğlenceli, keyifli oynanışı The Fractured But Whole'da da bulabiliriz diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. Gamescom videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bir başka oyunda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Here I go. Craig, no! Youch! Craig, what gives? Yeah, it's Civil War, dude. Bet you can't get by this! You don't have to be on their side, new kid. Raped my mind. You okay? No, seriously, you guys. He fucked the shit out of my brains. I grabbed him. We fought for a little bit, but his mental powers are too strong. So we did all that for nothing? Not quite. I got Timmy's cell phone.
You're dead? There's sure to be a lead on that. Let's get this back to base. Super Craig can analyze it.